Her ne kadar gizlemeye çalışsak da yetmiyoruz, yetemiyoruz kendimize. Ve yavaş yavaş tükeniveriyor gücümüz. Her daim yanımızda olan, yolumuzu aydınlatan birini arar gibi gönlümüz. Onu bulsak çok güzel olmaz mı? Bir bebek bizden daha kudretli. Bir feryadıyla rızkını ayağına kadar getirtip ağzına kadar götürtebilir. En pis, kirli işlerini koca koca insanlara hallettirip altını temizlettirebilir. Sokakta kimseye eyvallah çekmeyecek baba yiğitleri kendi ekseninde pervane ettirir. Hatta yeri gelse onun için canını verecek hizmetkarlarla doludur etrafı. Yattığı yerden hiç emir bile vermeden, konuşamadan her işini rahatlıkla hallettirebilir. Peki ya biz? Biz neden böyleyiz? Biz neden bu kadar yoruluyoruz? Yalnız kalıyoruz, güçsüz düşüyoruz. O bebekle aramızdaki fark ne? Biz niye bu kadar zorlanıyoruz? Peki biz bunu sağlayamaz mıyız? Yani yalnız kalmak, güçsüz düşmek, bu kadar yorulmak zorunda mıyız? O bebeğin yakaladığı sırrı yakalasak, biz de bu kudreti, bu gücü elde edemez miyiz? Bence çok rahat edebiliriz. Bir bebek bile yapıyorsa biz bu işi hayli hayli yaparız. O zaman sormamız gereken soru şu. O bebek neyi yakalamış? Neden dolayı bu kadar işlerini rahat, kolayca halledip üstesinden gelebiliyor? Onun yakaladığı sır şu. 3 harf çok kolay görünse bile bizim için zor olan aciz. Aciziyet. Zayıf olduğunu, muhtaç olduğunu, ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor. Boyun eğiyor. Muhtaçlığını itiraf ediyor. Ve kusurlarını öyle bir gösteriyor ki sen onun o mahcubiyetine, ihtiyacına bakarak onun için her şeyini feda etmek istiyorsun. Ama o bebeğin Nisan'a geldiğini düşünsek ve annesine gel buraya karnım acıktı getir şu yemeğe biberonu dese veya şu altımı da değiştirin yeter artık pişik oldum dese, abla değil misin, abi değil misin, değiştir üstümü, gel bakayım buraya aslan parçası dese, herhalde ne kadar küçük bile olsa çok şefkatimizi celbetmeyecektir. Demek ki gurur, demek ki kibir, dik başlılık işin içine girdikçe rahmet ve şefkat senden kaçıyor. Bebeklikten büyüdüğümüz şu ana kadar hatırlayın. Sanki acziyetimizi kovaladık, sanki kendimize güvenelim derken Allah'ın rahmetini üzerimizden kaçırdık. Biz de acizim ya Rab, muhtacım ya Rab, ben bu işi kendim halledemem ya Rab desek Allah'ın bir anne kadar şefkati yok mu ki haşa, bizim etrafımızda pervane olmasın? Bir baba kadar kudreti yok mu haşa, bizim bu işlerimizi halledemesin? Bir abi gibi şefkate, bir abla kadar merhameti yok mu, gücü kabiliyeti yok mu haşa, şu en ufak işlerimizi bizim için halletmesin? O yüzden Bediüzzaman der ki, kendi ışığına güvenen ateş böceği gibi olma. Çünkü o ışık seni bir yere kadar götürür, nihayetinde o karanlığın içerisinde boğulursun, kendi kendine yetemezsin. Sen güneş gibi ilmi, güneş gibi kudreti ve rahmeti olan Sani-i Zülcelal'e, o hakime, o kudrete dayan, sırtını ona yasla, ona teslim ol, onun ışığı himayesi altında yürü. Asla yalnız kalmayacaksın. Çünkü güneşin bile ışığı eksilir ama Allah'ın kudretinin ışığı, ilmi, iradesi, rahmeti asla eksilmez. Ve sen asla yalnız kalmazsın. Demek ki acziyette öyle bir kudret var ki arkana Cenab-ı Hak kaldırır. Demek ki kendine güvenmekte öyle bir zayıflık var ki dünyada en ufak bir musibete karşı boynunu eğdirir. O halde en büyük kudret acziyettir de aç ellerini. Ey başını Rabbine, şu dünya sıkıntısında en az bir bebek kadar rahat et. Böylesi daha kolay değil mi? Selamünaleyküm.